Eskiye dayalı olarak Bayburt Evi, ekonomik durumu iyi olan insanlar büyük odalar yaparak mahallesindeki insanların mutlu günlerinde veya kederli günlerinde o odaya toplanarak 2-3 gün orada misafir ederdiler. Ama daha sonra bu uygulama tüm mahallelere yayılarak her mahallenin kendine ait bir odası olmaya başladı. Bu tür fonksiyonların yerine geldiği bir oda. Cenazelerde 3 gün o odada oturur, cenaze sahiplerine taziyede bulunulur. Cenaze sahiplerine oradaki ihtiyaçları, yemekleri orada karşılanır. Herhangi bir hayırlı işleri varsa, nişandır, tatlı kahve içme törenidir. Bu tür kız istemeler falan bu odalarda yapılmaya başlandı. Bunlara bir örnek olarak da öğretmen evinin alt kısmında Bayburt Odası adı altında burayı oluşturdu. Burası mahalle odalarının bir minyatürü, biraz daha küçüğü ama mahalle odalarında bunlar daha da gelişmiş bir halde. Tamamen sosyal ilişkileri karşılama adına
toplumun milli ortak malı olarak, toplumun ortak kullanım alanı olarak oluşmuş bir adet, bir gelenek olarak Bayburt evleri oluştu. Geçmişte gerçekten şey. Bu da gösteriyor ki Bayburt milli geleneklerine bağlı. Ortak acı, ortak keder, ortak kader, ortak sevinç duygularını paylaşan, milli birlik ve beraberliği koruyan bir toplum. Modernleşmeyle beraber kendi kimliğini kaybetmemiş, köklerinden kopmamış, geleneğini modernize etmiş, günümüze taşımış, gelecek nesillere de bir ve beraber yaşamanın bilincini bu şekilde aktarmış bir ilimizdir. Günümüzde diğer illerde işte polis evi, öğretmen evi, efendim işte ormancı evi, başka evler görüyorduk ama ilk defa bir il kendi adını vererek bu şekilde özel ve kamu alanlarına ev oluşturmuş. Eskiden köy odaları sistemi vardı. Bayburt ilimiz bunu il düzeyine taşımış. Mükemmel bir çalışma. Bu toplum, bu millet o yüzden daha nice bin yıllar boyu ayakta kalacak. Teşekkür ederim. Sesle Türk'ün ufak şöyle fazla bile mesajı da şehir Zamira. Ağlara karşı geliyor. Ağlara karşı geliyor.
Kendisinin de Osmanlıca bir... Osmanlıca değil. Kirin mi? O dönem işte Şirvanşahlar diye bir devlet vardı evet. Bizde. Peki, onun şeyi Halilullah dil benim bildiğim kadarıyla Farsça. Farsça. Ama kim? Kesin bilmiyorum. Yalan söylemiyorum. Onu ben... Farsça. Yazı yok. Osmanlıca mı peki? Orijinal. Ha tamam doğru. Osmanlıca. Ha. Doğru Osmanlıca. Çünkü o Osmanlıca ile takılıyor. Bizim Mehmet Hoca çalıştı onu. Mehmet Hoca. Bunu, o kitabı. Evet. Kitabı ne çeşitli? Divan. Divan değil mi bu? Yani şiirler. Şimdi getirecek mi? Tamam, bakacaksın. Şiirler çok az. Şiirler fazla değil orada. Onun verdiği setler kitabı var bende burada. Safa. Nigar kitabını çeviren bir arkadaş vardı. Nigar Divan'ını çeviren. Nezaket Mehmetli. Bir de Mehmet Hoca da çalıştı. Evet, Mehmet Hoca, evet. Nigar'ın şeyini çeviren. Onun Zikirler. Yurdu Sehtar Zikirler kitabı. Biz bunu birkaç dilde şey yapıyoruz, hazırlıyoruz. Şimdi şey basın zihniyle bu tek bunun üzerinde çalışıyoruz. Bizde sizinle. Albina. Albina vermeyiz bunu. Valla. Ben vermek istedim de bir tek o var elimizde. Yapacak bir şey yok. Albina yapacak bir şey yok. Ben gönderirim size. Ben Mit Hoca'ya gönderirim. Siz bana numara verin. Göndersiniz de. Bir de onun üzerinde çalışıyorum ben. Severek veririm. Şey yok. Ama yasak var, yasak yalan olacak, yalan olacak, yalan olacak, yalan olacak, yalan olacak. Ama çeviri yapılmış. Çalışma, biz onun üzerinde şimdi çalışıyoruz yeniden. İsmail Hüsnü var. Sıdık kahramanlarda, köpek kahramanlarda, ben de başından az gördüm. Ama meyhane çoktu. Artık televizyonda ayrıca program var bizde. Her haftanın birinci günü pazar üstesi. Bizde o meyhane gelir. Biliyorum. Aşık verişler var, güzeldi. Ama o da düz değilsiniz. Herden değişme forması da gelir. Sizden razı. Siz gördüklerinizin de hiçbirinde değişme yok. Hiç görmedim. Evet, onu razı yok. Ama değişme bizde var. Gerçekten sefer de olsa. Mesela diyelim ki, bunun için örnek verin. Bir aydın çoban oldu. Arkadaşlar buyurun. Buyurun arkadaşlar. Buyurun hanım. Buyurun. Buyurun. Aşık daha yakış olur. Buna göre ki aşık el içinden çıkıyor. Bunun altında Давай, чуть-чуть. Да, я не люблю.
edebilirsiniz ama öyle rahat ediyorsanız olur. Tamam. Başladım. Tamam. Sağ olun. Neyse görüşürüz seninle biraz sonra. Al sağlam al da gel sağlam. Evet söylesem. Kullanıyorsunuz çünkü onun yani Dağıstan'da da o taraflarda da bilinen ve dövründe yazılan eserlerde İmam Şamil'dir. Niye? Çünkü bir devlet kurdu. Devletin adı imametti ve imameti idare edenleri de imamlardı diye böyle gidiyordu yani. Hiç zaman özüne şeyh demedi. Niye? Çünkü tarikatta şeyhlik mertebesine yükselmemiş birisiydi. Öyle mi? Tabi tarikat şeyhi değildi. Evet yani. Buna şeyh denilmezse tarikat şeyhi olan şey. Şeyh idarede ondan şeyh. Önderlik ettiğinden dolayı. Ondandır. Yani şeyh değilmesi, onun Nakşibendi tarikatında olması ve o mertebeye yükselmesi kimi yani bir izlenim var. Yani. Bizde bir Fatih, yani. Fatih Sultan Mehmet kadar, Yavuz kadar, hatta Atatürk'le aynı çizgide görülen bir kahramandı. Evet. Öyle yani. Yani bir devlet kurdu, yani daha sonra ondan önce kuruldu, sonra o bu devletin başına geçti. Onun bir Runovski adında bir Rus, çünkü bilirsiniz de İmam Şamil esir alındı. Tabii. Esir alındıktan sonra Kaluga'da uzun müddet hapiste tutuldu. Daha sonra Çar'dan icazı istedi. Gitti Hac'a. İstanbul'a yani, geldi. İstanbul'a geldi. İstanbul'dan Hac'a gitti. Hac'de de yani orada kaldı da vefat etti. Orada vefat etti yani. Demeli İmam Şamil bu pristavla oradaki üzerinde olan yani hapishanada onun üzerinde olan pristavla her gün sohbet edilmiş. Pristav da İmam Şamil'den ne duymuşsa hamısını gündeliğine yazmış. Hamısını. Günlüğünü, hamısını. Ne varsa hamısını gündeliğine yazmış. Sonra bu gündeliği Akaklar diye büyük bir Ruslarda çıkan mezmue vardı. Sekretni yani mehfi malumatları orada derc edirdiler. Gizli malumatlar. Runovski'nin de orada yazısı derc oldu. Demeli Runovski yazır ki bu bahsettiğiniz halde Rusça. Rusça basılmış. Azerbaycan Türkçesine mi? Tercüme edilmedi yani. Ondan istesem bana gönderir misin? Gönderir ya elbette. Rusçasını gönderir yani. Rusça. Evet tamam. Ama bizim burada bir kitabımız var. Mevlana İsmail Siraceddin Şirvani diye. Şirvani'yi biliyorum. Miracat'ın sahibi. Evet. Ben de onun ikinci müellifim burada. Hı. Faris Halilli benim yani. Mehmet Rıhtın benim dostum. Hı, ne güzel. Ben Bakü'ye geldim onun misafiri olurum. Ha, çok güzel. Mehmet Mellim 2003 yılda ilk eseri neşe.